Bir izleyicimiz şöyle bir şey sormuş. Clara şiirlere konu olan hep aynı konu var, ayrılık. Ayrılınca bu kadar acı çekilmesi sevmenin şiddetinden mi olur diye sormuş bir kardeşimiz. Böyle bir şey sevmenin şiddetinden olmaz, yanlış bilmekten kaynaklanır. Bir kere ayrılmak için birlikte olunmaz. Sevgi dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesidir ve Allah sevgiyi insanların Allah'a olan coşkulu aşklarını ve sevgilerini yansıtabilecekleri tecellileri olan bir nimet olarak bize gösterir ve böyle yaratmıştır. Dolayısıyla biz bir insanı seviyorum dediğimiz zaman bu insanla sonsuza kadar beraber olmaya niyet ederek bir kere birlikte oluruz. Bu da yine Allah'ın yarattığını bilmemizden, karşımızdaki insanın Allah'a bağlı olan, Allah'a boyun eğmiş, aciz bir kul olduğunu bilerek biz bunu yaparız ve oradan Allah'a olan sevgimizin yansımasıyla sevgi yöneltiyiz. Dolayısıyla bir insanla eğer bir ayrılık söz konusuysa zaten bu zihniyetlerde bir kopma olmuş demektir. Çünkü bir Müslüman eğer sonsuza kadar birlikte olmaya niyet ettiği bir insanla birlikte ise ayrılmak diye bir şey zaten söz konusu değildir. Ama diyelim ki iki insan anlaşamadı bazı sebeplerden dolayı ve ayrılmak durumunda kaldılar. Ayrılık acısı diye bir şey insanların kendine suni olarak oluşturdukları bir şeydir. Tabii ki insanlarda sevgi olsa zaten bir ayrılık söz konusu olmaz. Gerçek sevgi olmuş olsa. Ama uzun süre birlikte olmaktan kaynaklanan, gerçek sevgiyi bilmemekten kaynaklanan ayrılık sonucu bir rahatsızlık oluşabilir. Çünkü bütün hayatını birlikte geçirdiği bir insan bir anda hayatından çıkıyor, bir boşluk hisseder. Bu boşluğu da bir ayrılık acısı olarak değerlendirir bazı kişiler. Halbuki işte o boşluk her zaman doldurulacak olan tek sevgi vardır, o da Allah sevgisidir. Boşluk diye bir şey zaten bir Müslüman için hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Çünkü eğer Allah bir insanı kendisine uzaklaştırıyorsa bunda bir hayır görür Müslüman. O insana öyle bir ayrılık acısı çekip yatakları düşeceği bir durum söz konusu olmaz. Çünkü bu kader anlayışına aykırı bir şeydir zaten. Allah bir olayı yarattıysa ben bunda hayır görürüm der ve sevinçle karşılar. Demek ki bu insanla birlikte olmasında hayır Allah dilememiş, görmemiş ve o insanı ondan uzaklaştırıyor diye düşünür. Dolayısıyla yine sevinç içinde olur. Ama bazı şarkılarda tabii ki şarkıların belki müziklerine, işte ritimlerine uygun olacak şekilde şarkı sözleri yazılabiliyor ve bundan dolayı da bazı insanlar hüzünlenebiliyorlar. Hüzün tabii ki olmaz Müslüman'da. Ama şarkının melodisine uygun düşecek şekilde öyle bir şey yapılıyorsa sadece söylenerek geçilebilir. Ama içinde isyan olan tabii ki Allah'a karşı ayrılıktan getirilen mesela isyana yönelik sözler varsa tabii ki o şarkıyı dinlemeyi ve söylemeyi biz tercih etmeyiz. Daha ziyade mutluluk verici şarkılar dinlemekte her zaman fayda vardır. Hocamızın yayınlarda dinlettiği güzel fasıl şarkıları zaten çok hoş oluyor. Ama başka yine ağır müzikleri olan, güzel melodileri olan şarkılar da olabilir. Ama bu hiçbir zaman bir ayrılık acısı çekmeye, efkarlanıp mahvolmaya, yataklara düşmeye, sabahlara kadar ağlamaya sebebiyet verecek bir şey asla olmaz tabii ki. Bu haftaki yayınımız burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.